Hapşıramadım. Arkadaşlar günaydın. Sizi bugün banyoda değil burada karşılıyorum, ağırlıyorum. Çünkü hava İstanbul'da kapalı. O yüzden en güzel ışığımız buradaydı. Böyle ufak bir cilt bakımı yapacağız. Saçlarımızı yapacağız. Ondan sonra da kahvaltıya katılacağız. O yüzden bu aşamaları direkt burada sizle beraber yapmak istedim. Saçlarımı uzattığım bir dönemdeyiz. Yani uzatmaya çalıştığım. Ünlü blogger Negin var ya, artık nasıl okunuyorsa ismi. Onun kendi markasının bu saç yanı kullanıyorum ama kıvamı böyle bal gibi çok çok yoğun. Bunu sadece uçlara süreceğim. Elimde önce iyice ısıtıyorum. Çok hızlı bir giriş yaptım değil mi videoya? Diğer türlü giremeyecektim ama. Çünkü düşündüm, bir kahve hazırlayayım. İşte evde merdivenlerde yürüyeyim. O benim her zaman yaptığım video girişleri gibi. Ama bunu yaparsam geç kalacağım için hemen vallahi koşarak başladım videoya. Su içmeye çalışıyorum. Hatta bir içeyim şu an aklıma gelmişken. Bunu da göstereyim de aklımda kalacak yoksa. Şu iki markanın da saç yağlarını çok seviyorum. Sephora'da var. Bu da aynı şekilde Sephora'da var. Özellikle Morocco Noir'de şöyle bir şey var. Bir tarafı uygulayayım, bir tarafı uygulamayayım. Bir taraf parlıyor, bir taraf parlamıyor. Ve gerçekten mucizevi bir şey. İnanmazdım buna ama gerçekten öyle bir etkisi var. Neyse, bugün cilt bakımımızı, cilt temizliğimizi Propia ile beraber yapacağız. Beni tabii ki çok uzun zamandır takip edenler bilir ki Propia aynı zamanda yıllar önce marka yüzü olduğum bir marka, kafiyeli oldu. Çok severek, çok güvenerek kullanıyorum ki zaten özellikle ben sivilceye meyilli dönemlerimde kullanmaya başlıyorum. Göstereyim tekrar şöyle. Propia gerçekten böyle yağlı, karma ve sivilceye eğilimli ciltler için hazırlanmış bir set. Türk bir dermatolog tarafından hazırlanıyor. Fransa'da üretiliyor. Bunlar böyle güzel detaylar vermek istediğim. Önce cilt temizleme jelimizle başlayalım. Bu adımları da çekeyim. Benim günlük rutinlerimde nasıl yer aldığını görün diye. Bir yüzümü yıkayayım. Şöyle kıvamını göstereceğim önce. Neden sivilce karşıtı, sivilceye eğilimli ciltler için diyoruz? Çünkü aktif olan sivilcelerinizi kurutuyor. Ve tabii ki de yeni çıkmakta bir sivilceniz varsa da bunun önüne geçiyor. Propia'nın bu setindeki tüm ürünleri yine aynı şeyi hedef alıyor. Aynı amaç. Bütün ürünlerdeki amaç aynı. Mesela bu temizleme jeli de ciltteki bu fazla yağı, kiri, makyaj kalıntılarını hepsini arındırıyor cildinizden ve bence yine en güzel kısmı cildinizi böyle kurutmadan, hani gerginleştirmeden temizliyor olması. Yine markanın en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi bu maskesi. Hani normal maskeler gibi değil. Dakikalarca kurumasını beklemiyorsunuz. 5 dakikada kuruyor. Ve yine tabii ki ciltteki fazla yağ ve sebumu dengeleyen, kontrol altına alan bir ürün. Şimdi sürdüğüm yerlere de bakın. Şu bölgemde böyle aktif sivilceler var. Tüm yüzünüze tabii ki sürmüyorsunuz ama ben biraz daha böyle bölgesel takılıyorum. Beyaz kil maskesi bu arada. Yani buradan da yola çıkarak cildinizi nasıl temizleyeceğini, siyanıklardan nasıl arındıracağını da tahmin ediyorsunuzdur. Çok kalın bir kat uygulamanıza gerek yok. Şöyle burun üstüme de süreceğim. Bunun bekleme süresi sadece 5 dakika. Tamam, 5 dakikaya geliyorum. O sırada su falan içeyim. Bir şey unuttum diyordum ve onun şu an ne olduğunu hatırladım. Propia tacım. Bununla çok daha bence profesyonel duruyorum. Şöyle makyaj temizleme pedleri, pamukları var. Bu Görkito'nun. Onunla önce şu kuruyan yerleri bir açıyorum daha kolay çıksın diye. Hem fazla su harcamıyorsunuz o lavabonun başında. Hem de cildinizi çok fazla böyle ovalamanız, yıkayıp durmanız gerekmiyor. Şimdi geldik rutinimizin son ürününe. Bu arada bir cildime bakın. Nasıl parlıyor, tertemiz. Yani şu anki hissiyatım da direkt o. Dokunmak dahi istemiyorum kirlenmesin diye. Ama gerçekten çok güzel bir etkisi var. Günlük nemlendiricimiz ise yağsız ve su bazlı. Tabii ki de zaten sivilce meyilli ciltlerin en çok tercih etmesi gereken, en çok dikkat etmesi gereken şey yağsız bir nemlendirici kullanmak. İncecik bir ürün. Böyle gözeneklerinizi tıkamadan gün boyunca aslında cildinizin de nemli kalmasını sağlıyor. Ve en güzel kısmı da çok hızlı emiliyor olması. İçerisinde %100 bitkisel doğal salisilik asit var. Bu da yine sivilceye karşı bir biliyorsunuz etken, yani koruma sağlıyor. Ve bu kadardı. Gördüğünüz gibi sadece 5 dakikamı aldı. Tekrar söylüyorum. Yağlı, karma ve sivilceye meyilli ciltlerin kesinlikle, yani makyaj dolabında, banyosunda olması gereken ürünler bunlar. Etkisini hemen görüyorsunuz. Daha önce çok anlattım ama bilmeyenler için bugün böyle bir özetle geçmek istedim. Ürünleri incelemek isterseniz de açıklama kutusunda göreceksiniz linkimizi. Şimdi ben hızlıca gidip hazırlanıyorum. Saçımın videosunu reel olarak yapacağım. Çünkü ilk deneyişim. Kötü de olabilir. O riski alamıyorum. Birazdan görüşürüz. Hiç yorum yapmadın ha saçım hakkında. Saçlarımı kesmedim dün o kadar. Önümdeki perçemlerim. Geldin yüzüme bakmadın ya.
bakmadım. Bakmadım tabii. FIFA oynuyordum. Arkadaşlar yani siz yabancı değilsiniz. Gerçekten söyleyeceğim bunu. Saat 6-7 gibi eve geldiysem Uğur şeydeydi, FIFA'daydı. Ben ona maçtaydı diyorum. Maçtaydı ve gece 12'ye kadar ben vlog editledim. O da aynı şekilde maçtaydı. Bir de işin komik tarafı ne biliyor musun? Sanki halı sahadaymış gibi terliyor. Maç yaparken. Stresten o hani yendim, yeneceğim. Kan ter içinde kalıyor ya. Alt tarafı elinde oyun şeyi var. Ne deniyor ona işte? Konsol mu ne? Biz şu anda Hayda gidiyoruz Arnavutköy'e kahvaltı yapmaya. Orada da bizi işte Lale çiftleri var. Lale çiftleri ne lan? Lale ve Berkan çiftimiz. Serkan ve Atakan çiftimiz. Serkan mı? Serap ve Atakan çiftimiz. Tuğçe var. Burak da şimdi uyandırdık. Burak da geliyor. Atakanlar haftaya şeye gidiyorlar. Amerika'ya gidiyorlar. 3 ay burada olmayacaklar. Hani böyle bir veda kahvaltısı gibi bir şey yapıyoruz. O kadar stres oldum ki. Yani bakar mısınız? Ne stres oldum? Baba. Çünkü hep ucu ucuna dönüyor. Baba baba baba. Hanım adını ya, bana hoşuma gitti. Arkadaşlar biraz yolu çekeyim de ne kadar bak. Ya o. Baba arkadaşlar bakın. Gör, böyle stres ediyor beni işte. Yani çaprazdan iki araba geliyor falan filan, böyle son anda falan duruyor böyle. Ya sanki sanarsın 150 yıllık şoför ya. O kadar güveniyor ki kendine. Belki de 150 yıllık şoför tecrübesine sahip olmuşumdur İstanbul'da. Oo. Kibir arkadaşlar, ben, kibir. Hayır, ben kibir arkadaşlar. Daha iyi kullanıyorum diye asla bunu hazmedemiyor. Benden asla daha iyi kullanamazsın. Asla hazmedemiyorsun, kıskanıyorsun. Bir kere senin gece görüşün yok. Bir kere senin çok daha iyi manevra yapabiliyorum. Bak. 120 ile gidilmesi yolda 108 ile gidiyor. Helal olsun o konuda. Daha yavaş gidiyorsun. Boş. Bakıyoruz şuradan. Yavaş. Evet, boş. Hatta şurada yavaş gidiyor. Uyuz oğlum. Bunun önüne geçelim. Ne dersin? Geç. Bence de yani. Ben böyle yavaş gidenlerin hep önüne geçerim. Nasıldı yolculuğun? Kamerayı açınca güzeldi. Kamerayı kapatınca kötüydü. Haydi geldik. Şimdi bizimkileri bulalım. Merhaba. Kankicim, ne haber? Hoş geldin. Ozancım ya. Günaydın efendim. Ay, günaydın. Önce size günaydın dedirtiyorum kamerada. Günaydın. Merhaba. Neşeye bak. Avokado sos. Buraya her geldiğimde bunu yiyorum. Bravo. Ve bu. Türk domates. Damla mı ikler sana mantı? Yükleme yapıyordu kanka. Atakan güne kruvasanla başladı. Ve bayağı reçelli tereyağlı falan. Evet. Amacım herkesin kıskandığı tamam. Özel sipariş. Aa, hem omlet var. Evet. Hem omlet var, hem avokado var, hem bifim var. Omletin içinde de Kars gravyer. Bu tarafa dönüyorum. Ne yiyorlar bakalım? Arkadaşlar sıkıcı mısınız? Benimki daha süslü. Avokado tost. Avokado. Tamam, aynı yiyoruz. Kızım bak. Başlamasaydı. Tatlıyla başlamasın, yiyemez bir daha. Sonra. Aa, videoda. Aa. Yorumu siz yapın. Benim söylemek istediğim yorum yapın arkadaşlar. Bunlar da masaya ikilim olarak geldi. Şu görüntüye bakın. Arkadaşlar şu an Atakan ve Berkan Uğur'un şarkısını yorumluyor. Bir daha söyler misin? Bak inanılmaz iyi. Kendi üstüne dikilmiş bir şey gibi, kaftan gibi. Nasıl diyorlar? Evet. Ne olduğunu bilemiyorum. Yani anladım ben. Bak parça çok iyi. Parçayı yani inanılmaz beğendim. Sesine de o kadar iyi gitmiş ki. Damlacığım merak ettiğim bir şey var. Bu şarkı sana mı yazıldı? Yok değil. Değil. Doyamıyorumlar vardı şarkıda. Dayanamıyorum. Ben de hiç alakası yok ya. Doyamıyorum, dayanamıyorum vardı. Dayanamıyorum, doyamıyorum. Abi şarkıyla alakalı tek söyleyeceğim bir şey var. Hı. Anında ağza bulaşıyor. Evet, anında evet, o doğru, doğru. Yani. Bulaşık oluyor. Doğru. Bulaşık bir şarkı olmuş. Burakcığım sen ne düşünüyorsun? Ben çok heyecanlıyım. Ha. 51 Dijital'in 0'dan 100'e Uğur'la birlikte yaptık ilk şarkısı 1. Evet. Birinci. Uğur'un da ilk şarkısı 1. Senin de ilk böyle bir. Burak Bey sürekli toplantıda açıklama yaparmış gibi konuşuyor. İlkler hiçbir zaman unutulmaz. İlkler unutulmaz. Kesinlikle bu da doğru. Peki ne zaman çıkıyor? Ne zaman? Şubat'ta. Yani önümüzdeki ay. Küçük bir klip muhabbeti var ya. Evet. Aslında hemen çıkar da klibi çekeceğimiz için Şubat ortası ya da sonu mu? Küçük bir kupe. Yok. Tamam hadi bay. Evet. Uğur Şengül senin kombinini yorumlasın diye, tamam mı? Önce ben seni yorumlayacağım, sonra sen beni. Ama ben öyle güzel kombin yaptım, günlük kombin yaptım. Tamam, sen ama güzel gözüküyorsun. Biraz günlük ama ben bence... Kameraya sığmam diye. Sığmıyorsun zaten. Günlük ama bence gayet iyi gözüküyorsun. Şu aşağıya inmezsem şu şekilde mesela. Evet, geceye uygun birisin. Evet. Sen yorumlayacaksın. Ha, çok çok iyi. Ben zaten kamera açık diyken söyledim ama...
beni kötü göstermişsin dedim. Çünkü ben biraz günlüğüm. O şu an inanılmaz şık olmuş arkadaşlar. Şöyle. Güzel yani, çizme. Ben orada değilim. Aç bakayım sırtını. Bak. Tek dekoltem o ama. Evet, yine güzel, evet. Şık. Hani böyle. Tek dekoltem o. Evet. Çantam. Sen ama gerçekten bu işi biliyorsun. Vallahi. Yani bir yer dekolteli ise bir yer asla kapalı açmam, oluyor, evet. Evet. Bu da seni şık ve mütevazi yapıyor. Teşekkür ederim. Ruj sürmedim daha, onu arabada süreceğim. Evet. Takılarımı unuttum. Evet, gidelim ama şey, yalı çapkınlaştı yanında, onu izleyelim evet giderken. Evet ya, çok, çok heyecanlı yerde kaldı. Babası ya evi basmaya gidiyor şu an. Aşkım ben bir şey unuttum galiba. Ne unuttun? Almışım. Ay keşke unutsaydın ha. Şey, yüzümü de al derdim. Ben mi sürüyorum? Ben sürüyorum, geç. Karar ver. Geç, ben sürüyorum. Arkaya mı geçeyim? Yok, arkaya geç, evet. Yapma şey, ya. Şoför gibi, abidin gibi düşün beni. Abidin gibi düşün beni. Heh. Gloss sürdüm. Saçıma istediğim fönü yapamadım bugün. Bu kesimden sonraki. İlk kendi başıma deneyişimdi. Sadece uçları yapabildim. Şu ön kısımları yapamadım. Şimdi ben dur planı anlatayım size. Kendime de ışık tutayım şöyle. Çok güzel bir ışık aldım arkadaşlar. Böyle elde taşımalık. Ve fotoğraf çekimimizde kullanıyorum. Elde taşımalık değil aslında. Tam telefon boyutunda. Fakat her dışarı çıktığımda unutuyorum. Işık alalı bir ay olmuştu herhalde. Asla yanımda taşıyamıyorum. Hep evde kalıyor. Bugün de o günlerden bir tanesi. Şimdi bugün gerçekten tam böyle couple date dediklerini yapacağız. Serkan, Şeyma çiftimiz, Özer, Selin çiftimiz ve biz hep beraber böyle güzel bir akşam yemeği. Ya full çiftlerden gittik ya. Sabah da Berkan var. Evet ya. Sabah da doğru. Bugün full Serap çiftiz. Atakan. Bu akşam böyle değerlendirelim dedik. Çünkü böyle belki de uzun süreli ilişkilerde bazen hani yapacak bir şey bulamıyorsun ya da müdahale etme bak, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Ya da mesela erkek arkadaşına yaptığın şeyler farklı ya da eşinle. Ama kız arkadaşlarına yaptığın aktiviteler farklı ve sen bazen kızlarla aktivite yapmaktan daha keyif alıyorsun ya, en doğal hakkımız tabii ki de. Evet, ben hep kızlarla aktivite yapıyorum. Yani dışarı çıkacaksam hep kızlarla çıkıyorum. Ve erkekler de, yani Uğur veya arkadaşları da böyle şeyler yapmıyorlar, tamam mı? Yani hiç bir orta noktada buluşabileceğimiz bir şey olmuyor. O yüzden ben geçen hafta en fazla kahve içiyoruz ya da foy. Evet, yani gece çıkmaları yok ki aslında Uğur diyor ki bu çok güzel bir şey. Tabii sen nasıl rahatsız olursun bundan diyor. Kumarım yok, alkolüm yok, gece hayatım yok. Uğur tam olarak öyle biri, evet. Yani gece çıkmaya çok da bayılmıyor. Onların da böyle bir şey olmadığı için ve biz de hep kız kıza çıktığımız için ben de geçen hafta gaza geldim. Dedim ki arkadaşlar, dedim, biz neden hiç hep beraber bir gece çıkması yapmıyoruz? Serkan ben varım dedi ki Serkan zaten bu konularda daha şey, Uğur'a göre daha uyumlu, aktif. Şeyma hiç öyle demiyor. Bak anladın mı? Herkes kendi işini kötülüyor aslında. O gün de Şeyma diyor ki ne hayatım, sen hiç çıkmak istemiyorsun, hep yorgun geliyorsun işten diyor mesela. Tamam da kız. Anladın mı? Ben mesela okeyim diyorum ama sen diyorsun ki mesela Serkan daha şey bu konularda, ama Şeyma da mesela Serkan için senin benim için düşündüğünü düşünüyor. Anladım. Hani dışarı çıkma, alkol alma, ne bileyim müziktir, keyifli ortam. Ben alkol almadığım için benim için fark etmiyor. Evet, böyle bir şey var. Ne yapayım evet arkadaşlar ben bu durumda? Bir ara bana kızıyordunuz. Biz ayrıldığımızda, daha doğrusu ben çok dışarı çıktım. Herkes de bana dedi ki Uğur evde ve sen dışarıda eğleniyorsun, her gece ne kadar ayıp yaptın falan. Bak kendisinden duydunuz. Onun huyu değil çünkü. Yani o çıkmıyor diye neden ben de çıkmayayım ki? Yani bu böyle bir şey göstergesi olmamalı bence. Saygı, sevgi göstergesi. Ama sen göstergesi de biraz abartmıştın. Ben sadece şeyi söylemek istiyorum. Ben Damla'ya da söylüyorum. Yani kimisi dışarıda kulüpte eğlenmekten mutlu oluyor, keyif alıyor. Kesinlikle. Ondan sonra kimisi yemek yemekten, işte ne bileyim kimisi film izlemekten, dizi izlemekten. Ben diyorum ki ben evde film izliyorum ya da dizi izliyorum diye. Kapkaranlık oldu diye. Evet, size dur açayım tekrar. Evet. Hı. Ben evde film izliyorum ya da dizi izliyorum diye hani insanların bunu bana dayatmasına izin vermeyeceğim. Ben o an ondan mutlu oluyorum çünkü. Yani tamam, bu beni asosyal yapmaz ya da ne bileyim işte hep evde ya bilmem ne depresyona mı girmiş yapmaz yani. Ben ondan keyif alıyorum güzel kardeşim. Evde oyun oynamaktan, FIFA oynamaktan keyif alıyorum. Hadi o adam da, şu o adam da hayır o adam da kulübe gidip dans etmekten keyif alıyor. O adamı ben eve getirip dizi izletsem sıkıcı der ya da ne bileyim bir oyun oyna desem sıkıcı der belki. Şu an hazır yerini ve zamanını bulmuşken yapıştırıyor. Hmm. Çünkü yani ben tabii ki saygı duyuyorum ama bana göre haklı yani. Sürekliden bana bahsetmiyorum göre bu arada. Sürekliden bahane. Bahsetmiyorum. Bahane değil. Ne alakası var? Ben niye, benim şeyim mi yok? Vaktim mi yok? Veya maddi durumum mu yok? Ben dışarı çıkıp eğlenemez miyim? Eğlenirim. İstemiyorum. Bugün bence bu konuşmaları beraber yaparız. Hem de sonuçta 3 çift olacağız ve herkesin ayrı ayrı şeyleri var. Oo, nasıl ya? Bu kadar çabuk nasıl olabildi bu? Kız
Hemen biz saattir bekliyoruz ya. Çok haklısın. Ben 19.27 dedim arkadaşlara. Şu an saate bakın. 20.09. Çok özür dilerim benim yüzümden. Tam 50 dakika. Evet. Oğlum, tam 50 dakika. Açmıyorsunuz. Bir şey yüzüm çünkü yok. Hayır. Yüzüm yok. Aklıma başka şeyler geldi yani. Yalı çapkına daldık ya. Yüzüm yok yüzüm. Abi yalı çapkınının tam babanın konuşmasına. Ama ya hazırlanıyordun ne alakası. Ama ben de daldım yukarıda. Hazırlanmadan onu mu? Hazırlanırken ona daldım ben. Açarsın kanka dizi izliyoruz dersin kapatırız. Kalıyor. Hadi donduk geçiyoruz. Evet geç. Aç, kapıları aç. Yazayım hemen. Selinler yoldaymış daha. Onlar var ya çıkalı çok oldu. Ama gelememişler ki. Çift çift dışarı çıkıyoruz. Ve yani aslında pardon bu hep yapabileceğimiz bir şeyken erkeklerin dedim uyumsuzluğu yüzünden yapamıyorduk dedim, tamam mı? Onu anlattım. Orada hemen o da açıklamaya geçti yine şey diye. Kimi dışarıda eğlenir kulüpte, kimi evde FIFA oynarken. En son 3-5 gün önce artık bir patladık yani. Çıkalım şey bir şeyler böyle sosyalleşelim. Şu anda işte aksiyon yapıyoruz. Evet. Yani çıkıyoruz. Tamam velhasıl güzel oldu işte onu demeye oldu, çalışıyorum. Evet. Enerji geldi. Tabii. Damla bir de diyor ki bir çıkalım bakalım sıkılırsak başka bir şey deneriz. Ben dedim ki hiç çıkmama dışarıda sıkılırım diyor. Evet evet öyle diyor dışarıda sıkılırım diyor. Ben ama o kafadayım evde sıkılacağım ama dışarıda bir mekanda sıkılmayı tercih ediyorum. Bizde şöyle bir konuşma oldu. Şimdi hani çift problemlerini konuşuyoruz. Şeyma'yla ne yapabiliriz falan diye konuşuruz. Dedim ki bir dışarı çıkalım önce. Hani hep beraber ne bileyim rakı balık yapalım bir yerlerde oturalım sohbet edelim. Sonra dedim ki eğer sıkılırsak o da olmazsa başka bir şey deneriz. Yani bunun bir sürü şeyi var. Ne bileyim spası olabilir, kamp olabilir. Ormanı olabilir. Manga yani, da olabilir. Tabii canım. Önce her şeyi deneyelim. Olmazsa tamam başkasına geçeriz. Hikaye bu. Bak şimdi Selin'le özel çifti öyle. Doğaydın. Onlar da tam tersi. Onlar da Selin çok evcimen, Özel çok daha sosyal. Aşkım, genelde çiftlerin %90'ı böyle zaten merak etme. Bence kadınlar değil erkekler daha genelde sosyal olmak ister ama siz de tam tersi arkadaşlar. Allah Allah. Vallahi yazar mısınız evli olanlar veya eşiyle beraber yaşayanlar, sevgilisiyle vesaire kimse artık. Sizde durumlar nasıl? Evet sizde durumlar nasıl? Sağdan. Tamam arkadaşlar yazın da bir şey olsun. Göt olsun diyecektim. Ya bize mi özel? Ha bize mi özel? Bize mi özel? Bu yoksa genelde mi herkes böyle? Yani siz de her cuma cumartesi biz kesin çıkarız. Ama bak yerlere algıyı çevirme. Ben öyle demedim. Ama FIFA'yı tercih ettin az önce bize. Hayır. Kulüple kıyasladım. Kulüple dışarıda biz varız ama. Dışarıda yemeğe bilmem ne ben okeyim. Mesela biz dördümüz kulüpteyiz. Sen FIFA'yı mı tercih edersin? Evet. Neyse tamam orada konuşacağız. Yine videonun baksana 10 dakika önce burayı çekmişim. Kapattım. Selin Özel çifti. Çiftimiz. Evet merhabalar efendim. Selin'in güzelliğine bakın. Selin bir kombin göster hemen. Şöyle şey. Çok güzel. Biri kıyamış tane adam var ya. Yani. 8 kişi diyor. 2, 4, 6 kişi de patladı. Sen spordan önce sağırdık biz buraya. Doğru. Ben geçen mum yakarken tırnağım alev aldı. Şu an bizim fotoğrafımızı çekiyorlar bakın. Bir dakika dur. Sağlığınızda çocuklar. Daha nice kullanacak şeyleriniz, daha nice sağlıklı olan güzel ülkeniz olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hani İstanbul'un göbeğinde bir kangal bulduk ama
Hiç kangal gibi değil baksana. Sevmesen de olur, umurunda değil hayvanın. Serkancığım nasılsın? Artık bir ses var, konuşalım yahu. Şu an dışarı çıktık ya, bir garip geldi. Kadınlarda da tuvalete gidince olur bu. Tuvalete gidince fark eder sarhoş olduğunu. Mesela sarhoş musun? Hayırım evet. De. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar sadece iki kişi ayığız. Biri Selin, biri ben. Geri herkes sarhoş. Ben sarhoş değilim. Seni söyledim. Sarhoş değil izliyorum. Bir Selin, bir ben diyelim. Evet. Neyse, gidelim. Başka bir günle devam ediyorum ve makarna yaparken bir an dedim ki tekrar vloga girelim. Belki bu sefer yine uydurmazsam başka bir makarna tarifi yaparız. Bu arada farkındaysanız bir boş geldi değil mi gözünüze? Buradaki kitaplıklar artık yok. Onlar satıldı. Yine bilmeyenler olacağı için söylemek istiyorum ki taşınma ihtimalimiz %99.9 her şey yolunda giderse. O yüzden de yavaş yavaş bu evdeki eşyaları azaltıyoruz. Bazılarını satıyoruz, bazılarını veriyoruz. Instagram'dan takip edenler biliyor. Ama Instagram'dan takip etmeyenler tabii ki de bilmiyor. O yüzden Instagram'dan takip etmelisiniz ki böyle değişikliklerde ilk sizin haberiniz olsun. Mesela yatak odası komple, komple satılacak burası da. Yeni taşınacağımız evin boş halini çekeceğim. Ama orası muhtemelen bir 3-4 ay, belki 5 ay tadilatta olacak. O evin içini komple yaptırıyoruz. O yüzden hala buradayız. Yani önümüzdeki 3-5 ay daha beni burada göreceksiniz. Ara ara vloglarda işte yeni evin tadilatıydı, eşya seçimiydi falan, bunları da paylaşacağım. Makarna olmuş. Tencere küçük diye makarnayı kırmak zorunda kaldım. Normalde hiç yaptığım bir şey değildir bu. Bir tane tarif gördüm. Tarifte, şöyle ters mi olur? Tarifte kız makarnayı kavuruyor ama kavururken içerisine salça koyuyor, tekrar kavuruyor. Nane koyuyor, tekrar kavuruyor. En son su koyuyor, bildiğin çorba yapar gibi. Ve ortaya makarna yemeği gibi bir şey çıkıyor. Ki ben makarnanın her türlüsünü sevdiğim için onu kesin severim diye düşündüm. Gaza geldim, bir baktım ki elimdeki tek makarna spagettiymiş, o yüzden yapamadım. Bir taraftan da halis mulis tereyağımı alıyorum. Domates rendesi kullanacağım. Bir de lor. Çünkü malzemem bu kadar. Biraz daha domates rendesi koyacağım. Bir taraftan lorumuzu hazırlayalım efendim. Ya lor güzel de lorun bir tadı yok ki ya. Ya da bana öyle geliyor. Boş beyaz bir şeymiş gibi. Makarnamız tencereye gidiyor. Böyle yarımdan biraz daha azdı bu arada. Çeyrek kalmıştı paketin içerisinde. Direkt onu yapıyorum. Ben normalde bu tarifi en çok ezine peyniriyle yapıyorum. Yani domates, ezine peyniri ya da salça ezine peyniri fark etmez. Muhteşem oluyor. Aa, zeytin. Mesela siyah zeytin de çok yakışırdı buna. Bu sırada Ruhi geldi. Size Ruhi'yi göstereyim mi? Bayağı bu büyüdü çünkü. Ne kadar büyüdün. Tam bir reklam kedisi olmuşsun. Şu haline bak. Şu kuyruğunun şekline bak ya. Maşallah. Minnoşlarım, ne kadar güzelsiniz birlikte. Ne kadar uyumlular yanınıza. Onun kulağının rengiyle direkt kendi rengi. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Kedilerin hepsi buraya toplandı. Çünkü yemek saatlerinin geldiğini zannediyorlar. Şöyle bir kaseye makarnamızı koyalım. Evet. Tripoda bakın. Rulo peçete. Üzerinde bir kavanoz. Tamam, böyle yapayım. Hızlı bir fön çektim saçıma. Şimdi de makyajımı yapacağım. Onu beraber yapalım istedim. Ondan sonra da ben çıkıyorum Dummy Home and Kitchen'a. Yine bilmeyenler varsa çok daralırım ama Home ve Kitchen gerçekten ev ve mutfak ürünlerinden oluşan bir marka kendisi. Geçen sene kurduk ve geçen sene kurduğumuzda cam bardaklar, cam pipetler, bir sürü böyle sunum ürünleri falan, hani kahve ve kokteyllerinizi süsleyen o müthiş bardakları getirmiştik. Bunlar yurt dışından gelmişti. Bu sefer ise hem yurt dışından geliyor, yine hatta şu an gemideler, hem de biz Türkiye'de bir seramikçiyle anlaşıp çok güzel yine tasarım kupa ve aynen kupalar ürettirdik. Ama gerçekten çok güzeller. Yani derseniz ki Pinterest. Tam bir Pinterest bardağı. Hayır. Özetle bugün onlar teslim edilecek depoya. Belki beraber gideriz oraya diye düşündüm. Öncelikle kendimi şöyle canlı, temiz, sağlıklı gösterecek bir makyaj yapacağım. İlk önce Bobbi Brown'un bu nemlendirici, hem nemlendiricisi hem de makyaj bazı olarak geçen ürünüyle başlıyorum. 2022'den beri dikkat ettiğim bir şey var. Bir ürünü gerçekten bitirmeden diğer ürünü açmıyorum. Mesela şimdi MAC'in bir yeni bazı ve nemlendiricisi çıktı. Aslında daha çok nemlendirici çünkü cilt tarafında. Mesela çok merak ediyorum ama diyorum ki bunu biraz daha bitireyim. Çünkü
Daha hala bayağı var. Ama bu gidişle ben bunu gerçekten birkaç aya bitiririm. Bitireyim ondan sonra açarım. Kliniğin yıllardır gösterdiğim fontanelerden bir tanesi benim çok sevdiğim. Yüzüme sıkmayayım. Fırçalarım aşırı kirli. Daha yıkamadım. Şimdilik o yüzden başka bir fırçamı kullanacağım. Bu da Huda'nın bir fırçası. İkili ve çok çok güzel. Sadece çok ağır. Pire üstüme çıkmaya çalışıyor da. Bakınız. Makyaj yaparken yanımda olmayı çok seviyor ya. Concealer'ımız Too Faced'in Born This Way. Bu kadar yeterli diyorum ben. Özellikle şu gözeneklerin olduğu yere uyguluyorum bunu ve oradaki o bütün parlamayı ve hani delik delik gözenek görüntüsünü bir anda kapatıyor. Aldım. Yine bitirmek üzereyim. Özellikle şunu. Şöyle yaklaştırayım bakın. Oradan belli olmuyor ama yandan inanılmaz belli oluyor. Gidiyor. Hourglass'ın bir allık paleti bu. Bunu ben yurt dışından istemiştim. O zamanlar tabii yurt dışından getirilen sayfalar vardı. Şu an yok. Benefit'in meşhur Hula'sıyla ne zamandır görmüyorduk değil mi? Ama ben hala kullanıyorum. Özellikle burun kontrol yaparken en çok bunu kullanıyorum. Şu burun köprüsünü birazcık ince göstermek istiyorum. Onu ayarlayacağım. Bakın hatta oradan yavaş yavaş izleyin. Şu an dağıtılmamış haliyle burnum inceldi. Sonra uç kısmında da şu topun olduğu kısmı biraz yuvarlaklaştırıyorum. Yine parmağımla köprüyü çok bozmadan aşağıya doğru böyle dağıtıyorum. Sonra highlighter'ımızı alıyoruz. Yine burun ucu ve köprü. Belli oluyor mu? Ya da ben mi kendimi kandırıyorum? Kiko'nun bu highlighter paleti Sweet Affairs yazıyor. Highlighter paleti iki tane renk var ya. Şu renk ise göz kapağında çok çok güzel duruyor. Parmakla uygulayınca pigmenti çok yoğun oluyor. Ama ben biraz daha doğal bir geçiş istediğim için fırçada kalanlarla idare ediyorum. Bu sene en beğendiğim, en başarılı bulduğum maskaradan bir tanesi MAC'in bu Maxtec maskarası. Gerçekten simsiyah ve benim kirpik şeklimde çok güzel bence ne derler şekil alıyor. Bir tık daha tabii zor çıkıyor diğer maskaralara göre. Yine bununla uygulayalım. Tek katımız bu. Tek katta da böyle tek tek ayrılmış. Çok güzel simsiyah kirpikler yapıyor. İkinci katı uygulayınca her şey bambaşka boyuta geçecek. Ne oldu? İlgilenmedim diye çığlık atıp gitti şu an. Bu da ikinci kat. Yine yurt dışından getirdiğim başka bir ürün. Bunu arkadaşım getirdi Gizem İngiltere'den gelirken. Yani bu kadının zaten kaşları çok güzel, çok gür. Ve o gür, o yoğun kaşları bir şekillendiriyor. Her seferinde hayran kalıyorum. Sonunda kendi markasını çıkarttı. Hiç düşünmedim. Yani iyi midir ya diye hiç düşünmedim. Çünkü işin uzmanı bu. Kapağını açtığınızda da bir fırçası bir de tarağı çıkıyor. Ki zaten olay bu tarakmış. Ben bunu Instagram'dan paylaştım. Tarak sizin kaşlarınızı böyle tel tel tek tek gösteriyor. Dudağıma bir şey sürmem lazım normalde ama tam şurada bir uçuk belirtisi görüyorum. Her kış bir defa mutlaka çıkartırım. O yüzden onun üzerine de denk gelsin istemiyorum. Hatta baksana silemiyorum bile. Hazırım. Şimdi üstümü giymeyeceğim. Üstüme montumu alacağım ve çıkacağız. Tüylü çantamı aldım. Çünkü içinde bilgisayarım var. Kulaklığım var. Muhtemelen hemen eve dönmem. Biraz da dışarıda edit yaparım diye düşündüm. Bu tatlı mı tatlı tüylü çantamda ne var videosu çekiyorum şu an. Kulaklık, bilgisayar, cüzdan. Bu kadar. Çünkü edit yapmaya devam edeceğim. Gidelim bakalım depomuza, görelim bakalım yeni seramiklerimizi. Bu aralar en çok dinlediğim şarkıyı da göstereceğim size. Şu farklı pop albümünden... Neydi, kalamadım mı? Ne bu ya, liseden mi çıktı? Evet, liseden çıkmış. Nasıldır bu şarkıyı liseden çıkartırsınız bilmiyorum. Çok 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 seviyorum şu an ve başlatıyorum. Şuradan böyle adım çıkacağız, gel. Yavaş, 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 yavaş. Ama işte görülsün istedim, bak. Damien Hoven Kitchen ne zorluklarla ayakta. Ben de bunun anahtarını kaybettim. Getirmedim değil, arabada kaybettim. Bulamadım. Ve ben de 15 dakika onun stresini yaşadım. Tamam hadi aç, bir şeyi aç. Ha ama dur bir dakika, güvenliği nasıl? Aç. Birazdan dalacaklar bana. Deponun anahtarını kaybettiğim için şu an arka kapıdan böyle sokacağız ürünleri. Bunlar seramikler size bahsettiğim. Bir tane daha böyle kocaman bir kutu var. Aslında açık göstermek istemiyorum ama gerçekten o kadar güzel olmuşlar ki biz köşelerini yırtıp baktık biraz. Git. Devam. Git.
Sizin asansörün damla şu asansör çağırsana. Buyurunuz. Yere bu ittirelim kardeş. Bir de bu aşağı inmiyor ki. Bana etmek istediğin küfürler neler? Seni çok sevdim damla. Her yer. Ha, anahtarı ben çözeceğim, merak etme. Bekliyoruz. Tamam, oradan kaynağa gideriz. Lan burada dursun, biz gidelim bir kere. Hadi let's go. Bu arada gerçekten çok yoruldum. Çıktığımdan beri koşuşturuyorum. Deponun anahtarını hala bulamadım. Eve gidip biraz ona bakacağım. Çünkü bu ciddi bir şey. Ürünleri içeri alıp yerleştirmemiz gerekiyor. O ilk önceliğim, ikinci önceliğim. Şu an izlediğiniz videoyu, çünkü ben bugün de devam ettim. Deli olduğum için hemen editleyip yüklemeye koymam. Üçüncü önceliğim ise küçük bir bavul yapmak. Yani bavul değil aslında, böyle çanta yapmak. Yarın böyle küçük bir organizasyon var. Şile'ye gideceğiz. Bir sürü influencer'la beraber. Kamerayı orada da götüreceğim. O yüzden bu videoyu burada kapatıp yarın yenisiyle başlayacağım. Mango'dan da uzun zaman sonra ilk defa güzel bir şey buldum. Onları da size bir sonraki lokta göstereyim. Hatta direkt giyerek zaten. Bu durumda eve girerken videoyu kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.